Eğer Türkiye'de köylümüzü bir sorun olarak bakarsanız, onları tasfiye olup da tarımı şirketler yapsın zihniyeti Türkiye'ye dinamit koymaktır. Burası Amerika değil, burası Anadolu. Geçtiğimiz günlerde Tire'de 3. satış mağazasını açan Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, hayvancılık sektöründe yem fiyatlarından kaynaklı ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkat çekti. Eskiyörük, Türkiye'de sadece sütle değil tarımda piyasa düzeni maalesef sağlanamadı. Üretici 1 kilo sütle 800 gram yem alabilir duruma düştü dedi. Başkanım, son günlerinde en çok konuşulan konularından bir tanesi yem fiyatları. Dolar biliyorsunuz 8 liradan 18'e çıktı. Yem fiyatları zaten uzun süredir artıyordu. Dövizin yükselmesiyle birlikte zirve yaptı herhalde. Ne yapacak bu üreticiler bu yem fiyatlarıyla? Bu yem fiyatlarıyla, bu fiyatlarla üretimini sürdürebilmesi mümkün değil. Yani bugün üreticinin sürdürebildiğini sağlamak için bugün dünyada bir parite belirlenmiş. Üreci 1 litre sütle en az 1,5 kilogram yem alırken Türkiye'de bu parite 1,3. Yani 1 litre sütle 1,3 kilogram yem alabilmesi gerekiyor. Biz 2008'de yaşamıştık. Bir faciaydı o. Süt 44 kuruş, yem 58 kuruş çıkınca 1 milyona yakın inek kesildi üreci çaresizlikten. O zamanlar üreci yıkan sadece yem fiyatlarıydı. Ama bugüne geldiğimizde üzerine akaryakıt, enerji, özellikle gübredik artış. Çünkü onlar da tabii ki üretim için önemli bir girdi maliyeti. Artınca artık şu an daha tehlikeli bir süreç yaşıyoruz. Süt fiyatları 4 lira 70 kuruş olarak açıklandığında parite biraz tam olmasa da bizi sevindirmişti. Ama daha sabahına yem fiyatlardaki tekrar artışta yine 0,8'e düştü. Şimdiki doların düşmesiyle yemciler biraz düşürdüler fiyatları. Yani ben onun hesabını yaptım. Çuvalında 100 TL düşmesi gerekirken pariteye göre 25 TL gibi bekliyoruz, bir 75 TL. Ha, düşürmezlerse ne olur? Yine üretim tehlikeye girer. İnekler kesilmeye başlar. Hani bir kısır döngü tekrar yaşanır. Kesildikten sonra yetmezlik oluşur. Süt yetmezliği oluşur. Ve Türkiye tekrar ithal yaparak bu açını gidermeye çalışır ve milli ekonomi büyük zarar görür. Ben çözüm olarak bakanlığımızla da devamlı temas halindeyiz. Bu kriz döneminde atlatılıncaya kadar bu aradaki fark destekleme, süte destekleme prim olarak verilmesi en doğru tercih olmalı. Yani şu an 20 kuruş olan süt destekleme primi 1 lira 20 kuruş olarak ödenirse üretici mağduriyet giderilir. Peki bu kaynağı bulup üretici bu mağduriyetini gidermezsek ne olur? Bu inekler kesilince bu ödenecek olan bedelin belki 10 katı, belki 20 katı kadar döviz harcayarak hayvan ithalatı yapmak zorunda kalır Türkiye. Niye kendi çiftçimizin cebine gitmesi gerekirken bunu yabancı çiftçilerin cebine gitsin bu kaynaklarımız? Onun için bunu üvedilikle ben Sayın Cumhurbaşkanımız'a da mektup yazdım. Bunu seyirci kalınmaması gerektiğini. Yani bu parite bir kere şu ekranda gördünüz. Yeşilin altında hiçbir zaman düşmemeli. Hatta Sayın Bakanımız göreve geldiğinde 1,3'ün üzerine çıkmıştı. 1,4'e ben teşekkür etmiştim bakanımıza ama yine işte şu anda en büyük talihsizliği yaşıyoruz. Yani bu zikzakların asıl nedeni Türkiye'deki plansız üretim. Yani Türkiye'de biz üretimi planlamadan bu istikrarı sağlayabilmemiz mümkün değil. Bugün artık Türkiye'nin ne kadar hangi ürüne ihtiyacımız var, ona göre üretimi yapabilecek sistemi kurmamız gerekiyor. Ama başkanım, 2008'den 2021'e kadar baktığımızda neredeyse üreticinin zarar etmediği sene yok. Bir tek 2020 var. Maalesef. Yani buna dahi katlandıysa Türk çiftçisi, bakın 1,1, 1,2 yani hak ettiği kazancı sağlayamadı. Halbuki biz burada çiftçimizi öncelik olarak birinci sırada tutulması gerekiyor. Çünkü üreticiyi kurtarmadan tüketiciyi kurtaramayız. Yani Türkiye'de bütün sektörlerin bugün tarıma dayalı. Yani Türkiye'de
tarım gelişmeden hiçbir sektör gelişemez. Yani bunu bir kere biz çiftçimizi eğer zaten kurtarırsak, üreticiyi kurtarırsak tüketici otomatikman kurtuluyor. Bunun farkını varsak yeterli olacak. Şimdi 1 milyon inek kesildi dediniz ama bizim üreticilerle konuştuğumuzda hala süt ineklerinin kesildiğini duyuyoruz. Maalesef. 2021'de nasıldı? Bakın şu an bizim yaşadığımız bugünler inek kesimi devam ediyor. Böyle giderse hele hele bir de önümüzdeki Türkiye'nin umudu önümüzdeki yaz turizm. Yani bir büyük bir beklenti içindeyiz. Bakın biz turizm döneminden önce Türkiye'ye yetecek sütü bulamayız. Bakın Türkiye'ye yetecek sütü bulamayız. Bırakın yurt dışından gelecek olan turistlere. Onun için bu üretimi kurtarmamız gerekiyor. Bu üretimi kurtarmak demek Türkiye'yi kurtarmak demektir. Onun için yani üreticinin ineklerini kestirmemeli. Çünkü anneler kesiliyor. Bakın bir ineğin oluşması için tam 2,5 yıl gerekiyor. Siz bugün yani yeniden düzeltmeye çalışsanız bir buzağın inek olması için 2,5 yıl gerekiyor. Yani anneler kesilmemeli. Peki şimdi üretici ayağı böyle bir de tüketici ayağı var. Üretici de çiğ süt 4,70 ama paketlenmiş süt markette 15 lira. Burada yapılan haksızlığı dile getirmek istiyorum. Ve bu haksız eleştirileri yapanları da kınıyorum Türkiye'de. Çünkü hiç tarımla ilgisi olmayanlar, bunu yaşamayanlar lütfen konuşmasın. Bakın Türkiye'de neden hep süt konuşuluyor? Bakın süt üreticisi yani süt 4,70 olunca sanki çok büyük artış yapılmış gibi kamuoyu yaratmaya çalışıyorlar. Şimdi ben hesabını yaptım. Bir yıl içerisinde 1 Ocak'tan bugüne geldiğimiz noktada süt üreticisinin girdi maliyetlerini %104 artmışken çiğ süte gelen zam %68. Bakın %36 zararda. Evet, zarar küçülmüş daha, zayıflamış. Burada hiç kimse süt üreticisini suçlayamaz. Gelelim raftaki ürünlere. Raftaki ürünlerin maliyeti de %103 artarken rafta sütün ve süt ürünlerinin gelen zam %42, bu konuşuluyor. Ha bu süt, herkes işte bu parayı süt olurken bu paraya peynir mi olmalı, yoğurt. Ama onun maliyetlerini bu derece arttıran ambalajı, ambalaj fiyatlarının %140, %160 zam geldi. Peki bu üretilen sütün sizin sofranıza gelinceye kadar bunun akaryakıt giderleri, akaryakıt artışı da etkiliyor, elektrik etkiliyor. Yani burada sanayici de kimse suçlayan olmalı. Bir de şöyle baksınlar, neden yani bunun %200, %150, %100 artış olan bir sürü temel gıda maddeleri var Türkiye'de. Un temel gıda, bugün şeker temel gıda, bunlar konuşulmuyordu. En az artış olan süt neden konuşuluyor, onları anlamış değilim. Hiç kimse Türkiye'de diğer içecekleri konuşmuyor. Bakın süt bugün dünyanın da bilim adamları bunu söylüyor. En değerli sıvısı, en büyük besin kaynağı ama ve büyük zahmetle üretilen bir ürünken hiç emek sarf edilmeden üretilen bugün birçok içecekler, asitli içecekler daha büyük zam geldi. Bunlar konuşulmuyor, süt konuşuluyor. Bunu da anlamış değilim. Market ayağında biraz daha pahalanıyor olabilir mi? Yani bu zincir marketlerde, büyük marketlerde. Yani eminiz ki üreticiden sanayiye giderken de bu kadar zamlanmıyor. Ama belki sanayiden sonra büyük marketlere geldiğinde fahiş fiyatları uygulanıyor olabilir. Tabii ki bu, bakın şimdi sütün işlenmesi var. Bu işlendikten sonra bunu bayiler kanalıyla aktarıyorsunuz marketlere. Orada bir pay, marketlerin koyduğu bir pay var derken üreticinin cebine giren parayla tüketicinin cebinden çıkan para arasında bir uçurum oluşuyor. Peki bunun daraltmanın yolu ne? Sadece bunun daraltmanın yolu değil Sevgi Hanım. Bugün Türkiye'nin tarımında yapısal sorunlarımız var. Maliyetlerin yüksekliği var, gıda güvenliği var, üreticinin pazarlama sorunu var. Üreticiyi, Türkiye'nin büyük bir çoğunluğunu oluşturan küçük çiftçimizi teknolojiyle buluşamamasının yarattığı sorunlar var, verimlilik sorunlarımız var. Bir sürü, bakın şunu söylüyorum. Bütün bu sorunlar, az önce sorduğunuz bu tüketiciyi korumanın sorunlarının çözümü kooperatifleşmedir. Yani Türkiye'nin yolu bu olmalı. Eğer Türkiye'de köylümüzü bir sorun olarak bakarsanız,
onları tasfiye olup da tarımı şirketler yapsın zihniyeti Türkiye'ye dinamit koymaktır. Burası Amerika değil, burası Anadolu. Eğer biz Türkiye'nin her ilçesinde farklı farklı ürünlerde, Karadeniz'de fındıkçısına, Malatya'da kayısıcısına her ürün üzerine bu modeli oluşturabilirsek inanın Türkiye bırakın kendi kendine yetmeye Hollanda'yı kafa tutacak kadar ihracat yapan bir ülke olur. Şimdi iş ehline bırakmak gerekiyor ya, hep bunu konuşuyoruz. Yani üreticiden anlayan bir kooperatif başkanı, siz çiftçilik yaptığınız için, üreticilik yaptığınız için. Acaba en yükseklerde bu sorunu yaşıyor muyuz? Yani tarım politikası belki çiftçilik yapmış, bize üreticiler böyle söylüyorlar. Acaba Tarım Bakanı hiç traktöre bindi mi ya da tarla sürdü mü diye. Üreticiden anlayan bir politika mı lazım acaba? Şimdi Türkiye'nin zaten bugüne kadar hiçbir tarım politikası oluşmadı. Bırakın her hükümeti, her bakanlığı dahi iyi niyetle denene denene bir şeyler yapılmaya çalıştıkça kötüye doğru gittik. Bakın bir kere önce Türkiye'nin yapısına uygun, kültürüne uygun, bünyesine uygun bir tarım politikası oluşturulmalı. Hükümet dahi değilse bu politika değişmemeli. Günübirlik politikalar belirlenirken tarımı yaşayanlar, yani ileride koltukta oturanın tarımı çiftçi olması şart değil. Ama bu tarımı yaşayanlarla oturup masaya belirlenme yapılmalı. Yani tarımı kitaptan okuyarak öğrenemezsiniz. Tarımı yaşamak gerekiyor. Bu işin mutfağında olan insanlar eğer bu belirlemelerin, işte burada bir sorun var şu an. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli bunun çözümü nedir? Bunun mutfağında olan insanlarla, yaşayan insanlarla, bu çileyi çeken insanlarla bir araya gelinirse daha sağlıklı sonuçlar çıkar. Yoksa deneme tahtası olmamalı Türkiye.